Ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandığını açıklayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker günlerdir süren sessizliğini bozdu. Peker sağlık durumunun iyi gittiğini belirtirken cumartesi günü açıklamalarda bulunacağını yazdı. Sedat Peker paylaşımlarında Aleyna Çakır cinayetiyle gündeme gelen ve bugün evinde bir kadının ölü bulunması sonrası yeniden gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a da yer verdi. Peker cumartesi günü yapacağı açıklamada Uygun'un nasıl tutuklanmadığını yazacağını bildirdi. Peker'in paylaşımları şöyle: "Kıymetli dostlarım, hastalığım Yüce Allah'ın izniyle sizlerin dualarıyla iyileşiyor. Sosyal medyaya biraz bakmak istedim. Gördüğüm tek şey gerçekten ülkemizin bir tımarhaneye dönmüş olması. Cumartesi günü ses kayıtlı, WhatsApp yazışmalı çok önemli olaylar zinciriyle ilgili paylaşımda bulunacağım. Namus sahibi olan gazetecilerden tek isteğim bence çok önemli olan bu dosyanın lütfen boşa harcanmasına izin vermesinler. Ve tabii ki 40 yaş altı kardeşlerimde yaptığımız akite sahip çıkıp bu dosyalar dizesinin boşa gitmesine izin vermesinler. Sistemin nasıl çürüdüğünü açıklayacağım. Dosyadaki ana karakterlerin nasıl yan yana gelebildiği haliyle sizin moralinizi çok bozacak. Belki ümitsizliğe kapılacaksınız. Ancak her ne olursa olsun ülkemize olan inancınızı asla kaybetmeyin. Ülkemizin neredeyse narko ülke olarak anılmasını sağlayacak uyuşturucu ticaretinden tutun da Aleyna Çakır'ın ölümünden şüpheli olan Ümitcan Uygun'un nasıl tutuklanmadığını, Esra Hankulu isimli bir kızımızın daha ölümüne nasıl sebep olabildiğini, ülke ekonomimizin nasıl çökme noktasına geldiğini cumartesi günü öğleden sonra yayınlayacağım dosyadan net olarak öğrenebileceksiniz. Dosyanın içerisindeki kişilerden biri olarak anlatımımın, WhatsApp yazışmaları ve telefon kayıtlarını dinlediğinizde birçok şeyi zaten anlamış olacaksınız."